hayvanlardan insanlara bulaşan bir tür hastalık bunlar. Burada bizim dikkatimizi niye çok çekiyor? İnsandan insana ulaştığı için. Asıl hani gündeme gelmesinin nedeni bu. SARS da öyleydi. MERS-CoV da öyleydi. Bu üçüncüsü korona adına Wuhan şehrinde çıkmış olan. Anladım. Peki virüsler neden önemli hocam? Şimdi antiviral ilaçlar çok fazla olmadığı için virüslerin tedavisinin bakteriler gibi, protozoanlar gibi tedavi şansımızın çok olmamasından kaynaklı. Virüsler bir de çok hızlı mutasyona uğradıkları için tedavi etme şansımız çok az. Bazılarından evet, bazılarından hayır. Basit bir grip de virüs infeksiyonudur ama hani korkmanız gerekmiyor. 7 gün içerisinde iyileşebiliyorsunuz. Önemli olan bağışıklık sistemimizi güçlendirmek. Bu neden uzak doğuda oldu? Wuhan şehri biliyorsunuz canlı bir hayvan pazarı. Ve Çin'de çok fazla canlı hayvan yeniyor. Orası da işte balıktı, canlı hayvandı, işte çekirgeydi, yarasaydı gibi canlı hayvanların satıldığı bir pazar. Oradan infeksiyon insanlara geçiyor. Oradan da insandan insana bulaşıcılık oluyor. Tabii çok kalabalık bir nüfus olduğu için de oradaki vakalar bir anda gündeme geldi. Ve nüfus çok fazla olduğu için ölüm oranı normalde SARS'ta %11, MERS-CoV'da %25'lerdi. Bununsa %1 ile 2 civarında. Hani ölüm oranı düşük ama yakalanan kişi sayısı çok olduğu için ölüm oranı sanki çok yüksekmiş gibi algılandı. Biraz da ondan panik yapıldı. Hayvanlardan insanlara geçen virüsler değil, o virüslerin insana geçtikten sonra insanın insana dağılması problem. Yoksa hayvan şu, şimdi biz mesela yediğimiz büyükbaş hayvanların hepsini bir kere denetliyoruz, aşılıyoruz. Daha sonrasında bunların kontrollerini yapıyoruz, uygun şartlarda kesiyoruz, uygun şartlarda stokluyoruz ve canlı yemiyoruz. Yani en önemlisi bu. Bir diğer problem de mesela biz de eğer hayvanımıza bakmazsak, büyükbaş hayvanlarımıza ve bu hayvanlarımızı aşılamazsak bunlardan bize Brusella dediğimiz çiğ sütlerde, işte taze peynirlerden bize de bulaşabiliyor. Veya tavuklardan salmonella. Daha öncesinde biliyorsunuz bir tavuk çiftliğinde salmonella baskını oldu. Bütün tavuklar telef edilmek zorunda kalınmıştı. Yani bunlar dünyanın her yerinde doğru takipleri ve tedavi düzenlemeleri yapılmazsa olabilir şeyler. Şimdi bulaşıcılığı çok hızlı yayılan bir enfeksiyon. Çok hızlı bulaşıyor. Öyle olunca da sayı gittikçe artıyor. Eskiden dünyada ulaşım birbirine, transfer çok kolay değildi. Artık dünya global, herkes birbiriyle çok rahat ulaşım sağlayabiliyor. Oradan başka ülkelere yayılıp oradaki kişi sayısını da çoğalabilir endişesiyle devlet standartlar, yani Dünya Sağlık Örgütü doğal olarak kırmızı alarm verdi. Doğru bir yaklaşım yani. Tedbiri almakta ama biraz da toplum mu, dünya mı nevroza doğru gidiyor. Herkes biraz fazla nevrotik davranıyor. Evet, hastalık hastası oldu. Biraz öyle. Hastalık hastalığı, nevrotik, böyle şeyler bir gerçek.